Evet arkadaşlar, Aldi videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Bugün market videosu çekeceğim. Bugün günlerden 3 Ağustos Pazartesi. İrlanda'da Bank Holiday. Tatil, resmi tatil. O yüzden çalışmıyoruz. Dedim ki belki hafta sonundan bir tık daha boş olabilir belki market dedim. O yüzden bugünü bekledim çekmek için. Aslında bir alışveriş videosu çekmeyeceğim yani. İşte 10 euro ile neler alabilirsiniz gibi. YouTube'da bir sürü video var. Geçen Instagram'a attığım çiçekler burada. Lan birisi et fayyaya yarasın, adam kürülecek dükkanı lan. Ben ararım. Sizin kontrolünüz yoktur şimdi. İtfaiye kaçtı ya. Hakikaten itfaiyenin numarasını bilen var mı? 1871. Olur hocam, 1453. Ya hatırladım ya, 155. Ha 155. Evet, markete geldim. Teyze düğmeye bastı. Yeşil yandı. Karşıya geçiyoruz. Videoyu Aldi'de çekmeye karar verdim. Çünkü bu bölgede en iyi içerisini ezbere bildiğim market Aldi. Gelince de bisikletimi şuraya bırakıyorum. Maskemizi takıyoruz. Dışarıda maske zorunluluğu yok. Girelim bakalım. Şuradan başlayayım. Burada da tabii market arabalarının, bu büyüklerden almak isterseniz işte 2 euro sanırım bunlar. 2 euro verip alıyorsunuz. Türkiye'deki farklı bir durum yok. İşte çocuklu aileler için böyle park yerleri var. Evet, giriyoruz. Aldi videosu. Aldi videosu geliyor. Fıtı 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 fıtı. Çiçekler satılıyor. Anneme özel bu kısmı çekeyim biraz. Şöyle yakından. Irish Gladioli neymiş bilmiyorum. Evet, böyle bu çiçeklerden de satılıyor. 3 tane market var burada. Şimdi benim sürekli ziyaret ettiğim Aldi, Lidl ve Tesco. Aldi ve Lidl dediklerim aslında BİM ve A101'in eşleniği. İkisi de Alman markası olması lazım. Tesco da İngiliz markası. O da bir miktar tam Migros değil de Carrefour daha uygun ona. Carrefour yani, buranın Carrefour'u. Biraz daha fazla çeşit var. Aldi ile Lidl'da da neredeyse hemen hemen her ürünün fiyatı aynı. Sadece mesela nasıl oluyor? Bu Türkiye'de de var ya, BİM ile A101'in kendi markaları var. İşte tercih ettiğinizi gidip alıyorsunuz. O durum var. Şu an bisiklet yolundan gidiyorum yani, sıkıntı yok. Arabalar geçiyor ama ben bisiklet yolundayım. O yüzden endişe edecek bir durum yok. Ondan sonra Tesco'dan işte bazen ben genelde birinci önceliğim varsa, yakında hepsi birbirine eşitse, ben Aldi'ye gidiyorum. Yani oranın ürünleri daha çok hoşuma gidiyor. Fiyat performans açısından. Ama bazı ürünler var mesela o markette beğenmediğim. Mesela yoğurt. Mesela beyaz peynir. Bunları almaya Lidl'a gidiyorum. Lidl birinci tercihim bunlarda. Mesela beyaz peyniri Tesco'nun da güzel. Aynı şekilde yoğurdu da, ama mesela şeyde Tesco'nun yoğurdu 70 kuruş yarım kilosu, Lidl'ınki 50 kuruş. Bir de Lidl'ınki daha güzel de, yani ben ağız tadıma göre ben oradan alıyorum da, dediğim gibi daha ucuzluk da bu yani. Ondan sonra mesela Lidl'da aldığım ne var? Lidl'a mesela ne için gidiyorum? Orada bir tane peynirli dondurulmuş karnabahar var. Hazır yemek. Çok güzel oluyor. Bir öğün alıyorsun, atıyorsun fırına, yiyorsun. Güzel. Mesela onun aynısı Aldi'de yok mesela. Lidl'a o yüzden gidiyorum. Ondan sonra mesela Tesco'dan ne alıyorum? Mesela Tesco'dan salça alıyorum. Ketçap alıyorum. Onlara mesela, oraya gidiyorum.
Mesela fırın kağıdı almak istediğinde Tesco'ya gidiyorum. Böyle yani 3-5 tane farklı şey için oralara gittiğim oluyor. Ama birinci önceliğim dediğim gibi Aldi. Genelde mesela eskiden pazar çantaları olurdu, bilir misiniz, büyüklük olarak. O çanta büyüklüğünü de 20 euro maksimum koyabiliyorum içine, yani ne alırsan al. Fiyat da o şekil. Ya zaten çok detaylı video çektim, siz de bakabilirsiniz. Et fiyatlarını göstermeyi unuttum. Et fiyatıyla da ilgili şunu söyleyeyim. Ben dana kuşbaşılık eti 8,5 euroya alıyorum. Kıymayı da 7 euroya alıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Geri kalan zaten fiyatları elimden geldiğince sakin sakin anlatıp, umarım ses gelmiştir düzgünce. Çünkü market ortamı, öyle mikrofonum falan da yok yani. Görebilirsiniz. İsteyen baksın. Video isimlerine böyle detaylı da yazmayı düşünüyorum. İzlerseniz izleyin. Yorum yazarsanız cevap veririm. Kendinize iyi bakın. Fıtı 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 fıtı. Aynı günde 20 dakika içerisinde 3. poşetimi yırttığım yol bu. Gördüğünüz üzere yol çok boş, tamam mı? Çok sakin. Onu anlatayım. Ben bir tane Aldi'den buraya 2018'de Master'a geldiğimde ilk bir tane poşet almıştım. Normal naylon poşet, bez değil. 1,5 sene kullandım onu, yırtılmadı. Ondan sonra en son bu geldiğimde gittiğimde markete, eskiden kalma yanımda 2 tane poşetim vardı, onları götürdüm. Abi alışverişimi yaptım. Ya dediğim gibi 1,5 yılda yırtılmayan poşet yani bunlar. Kasadan hemen aldım, kenara geçtim, bir tanesi pat yırtıldı. Allah Allah. Neyse, tekrar sıraya girdim, bir tane poşet aldım. Ondan sonra değiştirdim, attım çöpe. Bisikletin oraya gittim. Onu da göreceksiniz zaten, videoları bağlayacağım birbirine. Daha ikincisi de pat orada yırtıldı. Bir de bir içecek almıştım cam şişede. Tam onun oradan böyle bir şey sızıyor. Diyorum ki nasıl yani, burada şimdi bu kırıldı ama böyle çok az mı akıyor, nasıl oluyor falan diyorum böyle. Abi en son gittim içeri, bir poşet daha aldım geldim. Bir baktıydım. Fıtı 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 fıtı. Yumurta vardı orada, yumurta kırmışın birkaç tanesini. Fıtı 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 fıtı. Neyse, ikinci kez de yırtıldı poşet. Bunlar tabi bisiklete binmeden. O iyi. Gittim aldım. Bu yol, şu an çektiğim bu olayı anlattığım yoldan işte dönüş yolumun üzerinde burası da. Tam böyle yolun ortası sayılır. Böyle gördüğünüz gibi ne kadar az araba geçiyor. Arkamdan bir tane araba geliyordu. Baktım geçmiyor. Kenardan gidiyorum. Geçmiyor, tamam mı? Dedim ki bari yol vereyim de kaldırıma çıkayım, adam geçsin. Hani insanız ya, insanlık yapacağız ya. Abi çok da yavaş gidiyorum. Tam çıktığım yerde kaldırımda bir tane çukur varmış. Pat! Ona bir girdim. Hayda! Üçüncü poşet koptu. Yanında da şey yok. Böyle. Büyük bir poşet daha yoktu. Böyle artık bir tane küçük bir poşet vardı bizim Türkiye'deki poşetlerden. Onlardan ona aktarıyordum, uğraşıyordum. Ötekini de işte kalanlarda. Oo, şu bahçe çok güzel. Fıtı 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 fıtı. Arabaya yol verdim, pardon. Geçmiyorlar, onlar bir tuhaf ya. Ya tuhaf da değil, neyse iyi oluyor. En azından rahat rahat bisiklet sürüyorsun. İşte sonra adamlar beni gördü. Dedi, poşete ihtiyacın var mı? Dedim, vallahi çok iyi olur.
konusuna verdiler de üçüncü poşeti de öyle değiştirdim. Yani 1,5 senede bir kere yırtamadığım poşetten 20 dakika içerisinde, 10-15 dakika içerisinde belki de 3 tane yırttım. O da öyle bir anımdır yani, anlatayım. Burada kalsın. Size de yolu izleteyim biraz daha şöyle. Yani Instagram attığım ağaç şu bak. Şöyle ne çiçeğiydi? Kelebek. Kelebek. Adı aklıma gelmedi ya. Kelebek. Neyse gelmedi gerçekten, yapabileceğim bir şey yok. Şöyle evleri falan görün. Ben de bisiklet sürüyorum şu an. Bir elimde bu. Fren elimde ama neyse ki yol boş. Frensiz gidiyoruz bakalım. Videoyu durduracağım. Ondan sonra fren kullanabilirim. Kendinize iyi bakın. İzlemeye devam edin. Bir saniye ya. Saatlerdir video çekiyorum. İzlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın falan filan dedim. Arkadaşlar abone olun tabii ki ya. Yani takılalım burada. Gelin kanalıma abone olun. Tartışalım. Sizinle mülakat yapayım. Konuşalım. Geyik yapalım. Bilmiyorum, her şeyi açız. Abone olun, beğenin, yorum atın. Yorum ne işe yarıyor onu da bilmiyorum da. İşte öyle. Arkadaşlarınıza izletin. 1000 aboneyi bulalım. Bakalım. Bugün ilk kez. Demek ki artık insanların önüne nasıl düşüyor bilmiyorum da. YouTube'dan benim videomu izlemiş birisi. LinkedIn'den ekledi. Şöyle şöyle sana birkaç sorum var. Çok garip. Nasıl insanların önüne düşüyor? Mesela yıllardır Twitter kullanırım. Instagram kullanırım. O hesaplarımda da kilit falan yok aslında. Kimse denk gelmedi oradan. Ama YouTube'dan geliyor. Enteresan. Bakayım ya. Burayı biraz deneyeceğim. Kendinize iyi bakın. Kapatmam lazım. Işıklara geldik. Fren lazım. Fren.